Şu anda nerede olduğumu tahmin dahi edemezsiniz. Birazdan bu videonun kaderi belli olacak arkadaşlar. Dünya haritasını çevireceğim ve parmağım hangi ülkede durursa oraya gidiyor olacağız. Hazır mısınız? Neresi? Neresi geldi? Çok heyecanlandım. Neresi geldi? Gelen yere bakın. Lütfen hemen gelen yere bakın. Kırgızistan, Bişkek geldi arkadaşlar. Orta Asya'da biliyorsunuz Kırgızistan. Demek ki evren benim Kırgızistan'a gitmemi istiyormuş. Sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? Ondan da emin olamadım. Kırgızistan'da ne yapılır, nereye gidilir hiç bilmediğim için ben bu seyahatimde Bart'tan yardım almayı planladım. Bart, Google'ın geliştirmiş olduğu bir üretken yapay zeka modeli. Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan bart.google.com adresinden Bart'a erişim sağlayabiliyorsunuz. Bart her an yanınızda olan bir danışman gibi çalışıyor. Sorularınızı cevaplıyor, makaleler tarıyor, sizin için özet çıkartıyor. Hatta video metinlerinizi bile sizler için özel olarak hazırlayabiliyor. Ben de Kırgızistan'da ne yapacağız, nereye gideceğiz tamamıyla Bart'a sorarak ilerleyeceğim. Kırgızistan'a hoş geldiniz. Kırgızistan seyahatimiz an itibariyle şu anda başladı. Kırgızistan'a 5 saatin ardından iniş yapmış bulunuyoruz. Hemen aklıma ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yiyeceğim ya? Karnım çok aç. Kahvaltıda ne yenir? Tabii ki daha önce hiç gelmediğim bir ülke olduğu için hemen Bart'la danışacağım. Bakalım buranın en ünlü kahvaltılığı neymiş? Bartlayalım bakalım. İlk isim Samsa. Samsa Kırgızistan kahvaltısında çokça tüketilen bir çörekmiş. Şimdi ben Bart'a tekrar soruyorum. Samsa'yı Bişkek'te nerede yiyebiliriz güzel? 3 farklı lokasyon önerdi şu anda. Ben diyorum ki Oş Pazar'a gidelim. Çünkü Bişkek'teki en büyük pazarlardan birisiymiş aynı zamanda. Şehrin en iyi samsalarını bulabilirsiniz diyor. Tabii ki ben de Bişkek'e geldiysem şehrin en iyi samsalarını yemek isterim. O zaman let's go, yola çıkalım. Meşhur Oş Pazar'a geldik arkadaşlar. Şu anda girişindeyiz. Şimdi içeriye gireceğiz. Hem bir şeyler atıştıracağız hem de bu pazarda neler satılıyor birazcık keşfedelim bakalım. Kırgızistan'da Bişkek'teki ilk noktamız şu anda. Burada gördüğünüz gibi her şey var. Burası bir pazar yeri. İğde var. İğde sever misiniz? Çok ilginç bir şey buldum burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem sağımda hem solumda taşlar var. Ama zannetmeyin ki alıyorsunuz, bileziğinize takıyorsunuz, kolyenize takıyorsunuz. Hayır, bunlar yeniyormuş arkadaşlar. Bunlar Astana'da, bunlar da Rusya'dan geliyormuş. İçerisinde farklı mineraller barındırdığı için yiyorlarmış. Samsa yemeye geldim, taş yiyeceğim. Yurt dışında param bitti arkadaşlar. Karnımı doyurmak için taş yiyorum artık. Şey videosu gelsin mi? Farklı ülkelerden taşları yedim. Nasıl yiyeceğim lan bunu? Şey diyorlar ya, ne yapalım, taş mı yiyelim? Aa, taş yiyorum. Bu ne lan? Aa, nazar gitsin diye. Ben bu arada taş yedim. Bayağı da yedim dişimin arasında falan. Diş taşı. Diş taşları olur. Tadı da güzel. Tuzlamışlar mı? Ne yapmışlar? Yemin ederim. Bol kazançlar, bol taşlar. Ne diyelim? Taşın bol olsun. Taş gibisin abla. Bakın ne yapıyorlar? Kazı kazan oynuyorlar. Taş da yedim. Ben daha ne yapayım ya? Artık talihin gülmesi gerekiyor. Hislerim kuvvetlidir biliyorsunuz. Bu. Milyon, 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 milyon. Yok, hiçbir şey çıkmadı. Tüh. Çok uzaktan geldim. Bir şey çıksaydı ya. 3-5 bir şey atın hepiniz ortaya. Turistin şey olsun, yüzü gülsün. Şu samsa değil mi? Arkadaşlar galiba aradığım şeyi buldum. Geldiğimden beri diyorum ki samsa, samsa, samsa. Samsalarımız geldi. Üstelik büyü değil iki tane geldi. Bu tandırda pişiyormuş sevgili arkadaşlar ve içerisinde et var. Bu ise normal fırında pişiyor. İçerisinde tavuk var. Bir de böyle bir yemeğimiz var. Bu da Kırgızistan'ın yine çok meşhur yemeklerinden birisiymiş. İsmi lagman. Güzel gözüküyor ama önce samsamızın bir tadına bakalım. Ooo, patates de var bunun içerisinde. Sadece tavuk değil ki. Çok sıcak ama. Güzel kokuyor. Oha, bayağı iyi. Arkadaşlar bu sadece çörek değil ya, ana yemek bildiğiniz. İçerisine et yemeği çıktı, baksanıza. Şeye benzemiyor mu? Şu anda böyle bir kapalı hamburger yapma modası çıktı ya. Aynı onun gibi. Hemen bir tadına bakalım. Bugün ana yemek bu ya. Doyarsın bununla. Ben kişisel olarak bunu daha çok beğendim. Şöyle.
Evde annen yapmış ve çok güzel bir yemek olmuş. Öyle bir yemek. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Güzel bir kahvaltı etti. Tabii ki yemekten sonra kahve düştü aklıma bir anda. Ve hemen sevgili dostum barda soruyorum. Bişkek'te en iyi kahveyi nerede içebilirim? Bartan önerilerimiz geldi. Üstelik kafelerin yanına minik açıklamalarını da yazmış. Şimdi ben bana en uygun olanı ve en yakın olanı seçip bir tanesine gideceğim. Bişkek'e kadar gelip şehir merkezini ziyaret etmemek olmazdı. O yüzden kentin en ünlü yeri olan Alato Meydanı'na yakınlığından dolayı Bellagio Cafe'ye gitmeye karar verdim. Güzel bir kahve. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, İstanbul'da içeceğiniz kahvelerden çok daha güzel bir kahve. Bir Meryem Can biliyorsunuz kahvesini içmeden kendine gelemez. Benim de bağımlılığım bu, ne yapayım? Barda soruyorum. Kırgızistan'da yapılacak en eğlenceli aktiviteler nelerdir? Bakalım ne önerecek benim için? Kırgızistan doğal güzellikleri, zengin kültürü ve misafirperverliğiyle ünlüdür. Kırgızistan'da yapılacak birçok eğlenceli aktivite vardır. Bunlardan bazıları doğada vakit geçirmek, ata binmek, kültürel etkinliklere katılmak, yerel yemekleri tatmak. Şimdi bunların arasında benim en ilgimi çekenlerden birisi tabii ki at binmek. Öyleyse gelin sizlerle birlikte ata binebileceğimiz bir yolculuğa çıkalım. Ata binebilmek için başkentten ayrılıp ülkenin kuzeyindeki Çonkemin Vadisi'ne gitmemiz gerekiyordu. Bu da arabayla 4 saatlik bir yol demekti. Yolumuzun üzerinde ülkenin en önemli tarihi yapılarından biri olan Burana Kulesi olunca sizlere kuleyi de göstermek istedim. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Oynayan dağlar bunlar değil, çok zor. Yukarı çıksam, saçlarımı aşağı sarkıtsam gelir misin oradan? Vay be, şu an şey hissettim ha. Garip hissettim. Allah çok karanlık arkadaşlar. Oha, şu dikliğe bak. Merdiven çıkmıyoruz, tırmanıyoruz. Bu kadar çıktık nasıl ineceğiz ya? Çok dik burası. Kardeşim bu kadar bu kuleyi yaptınız. Tamam mı 9. yüzyılda? Bunu biraz daha geniş yapabilirdiniz. Ya da en azından şey diyebilirdiniz. Ya insanlar nasıl çıkacak ya buraya? Eğer biraz benden fazla kiloluysanız sakın çıkmayın. Sığamazsınız. Benim omuz boyum kadar yer vardı. Çok güzel. Aşağıdan gözüktüğünden çok daha yüksek değil mi? Şu anda burada hava o kadar temiz ki arkadaşlar. Yani nefes almak istiyorum, sonra da kullanabilmek için. Kule 11. yüzyılda Karahanlı Hanlığı döneminde inşa edilmiş. Yapıldığında 40 metre boyunda 9 metre çapındaymış. Orta Asya'nın en önemli tarihi yapılarından olan kule, Karahanlı Hanlığı'nın gücünü ve zenginliğini temsil ediyormuş. Burana Kulesi'nden ayrılırken hava kararmaya başlamıştı. Geceyi geçireceğimiz Çonkemin'e vardığımızda kendimizi bir Kırgız ailesinin yemek masasında bulduk. Adın ne? Bu kediciyi alıp eve götürsek bize bir şey derler mi? Teşekkür ederim teyze. Rahmet. Rahmet. Fark ettiysen şu anda aslında bir Kırgız ailenin evindeyiz. Kedilerine de ortak olduk. Yemek masalarına da oturduk. Sağ olsunlar bize evlerini açtılar. Bir şeyler söyleyebilir misiniz? Son derece sıcakkanlı insanlardı. Kendimizi hiç yabancı hissetmedik açıkçası. Dillerimiz benzediği için bazen ana dilimizle konuşarak da anlaşabiliyorduk. Bir çay uyuyayım. İçmeyeceğim. İçmeyeceğim. Mustafa kaldı sizin çay. Vallahi içmeyeceğim. Başka bir brandi? Bunu içerim ben. Güzel. Sonra tekrar ama koyarsınız isterim. Sonra tekrar. Bazen de birbirimizi çok yanlış anlıyorduk. Çocuk. You speak? Çocuk. 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 Çocuk, çocuk is horse sausage. Sucuk. 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 Balar çildirin. Çocuk. Sucuk. Sucuk. Çocuk. Burası da bizim odamız. Dur bavulumu kapatayım, öyle göstereceğim size. Buyurun. Çok ilginç bir deneyim olacağını söylemiştim. Hiç otel odası gibi değil. Kendinize ait bir tuvalet banyonuz da var. Bu çok iyi. Ortak tuvalet ve banyo değil. Böyle bir banyomuz da var. Kırgız kültürüyle yoğrulmuş, sıkıştırılmış bir otel odası deneyimi.
Yarın güzel bir programımız var. O yüzden erkenden uyuyup enerji toplayacağım. İyi geceler. Yarın sabah görüşmek üzere. Günaydın atım. Atımla birlikte günaydınlar diliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Bart ata binmemi önermişti Kırgızistan'a gitmişken. Eğlenceli bir aktivite olarak bana böyle bir öneride bulunmuştu. Şu anda benim yanımda tatlı atım var. Çok sakin gördüğünüz gibi. Hatta biraz sevelim önce binmeden. Merhaba. Merhaba Bibiş. Hiç at daha önce sevmedim biliyor musunuz? Birazcık korkarım ama çok tatlı. Eşeğe benziyor. Sadece Kırgızistan'da erkek atlara biniliyormuş. Bu da bir beyefendiymiş. Çok yakışıklı bir beyefendi. Şimdi ben ata bineceğim hazırsanız. Haydi bakalım gelin ata binmiş. Ya nasip demiş. Biz bunları denemiştik değil mi daha önce? Atasözlerini denemiştik. Atla ilgili başka atasözü deyim bir şey var mı? Hemen hepsini sıralayayım. Meryem ata binmiş ya nasip demiş. Of çok yüksek ya at. Beni taşıyamayacak gibi hissettim ya. Okey. İyi misin? Canın falan acımıyor değil mi? Çı. Atım beni dinlemiyor arkadaşlar. At ne kalktan anlıyor ne gitten anlıyor. At kankam senin hakkında dedikodu yapıyoruz ama niye gitmiyorsun? Atım biraz hızlanabilir miyiz? Atım çok yorgun. Ne yaptınız? Dün yordunuz mu bu atı? Koyunlar nasılsınız? Saygı duruşuna durdular fark ettin mi? Çok güzel. Allah herkese nasip eder inşallah. Çok keyifli. Vallahi ortam çok güzel ama o yüzden de aşırı keyifli. Şu dağlara baksana. Özüme döndüm özüme. Gerçek Türk simülasyonu değil mi? Senin at saçlarını yana doğru taramış. Çok tatlı gözüküyor. Vay be eskiden insanlar böyle yaşıyormuş. Ne güzel değil mi? İstanbul'da bir yerden bir yere atla gitsek nasıl olur? Çok güzel olmaz mı? Arabaları komple kaldırsak. Gerçi hayvanlara yazık bir yandan. Bir ata iyi baksak, tek kişi binse yine kötü mü olur? Şuraya bakın. Bu manzara şaka mı? Çok güzel. Belki bir Türk dizisinden ağalı falan teklif gelir. Atım bak tümsek var dikkatli ol. Aferin, aferin sana. Bravo. At binmek sizi doğayla bütünleştiren bir aktivite. Özellikle de Çonkem'in mahallesi gibi güzel bir yerde. Atın hareketine uyum sağladıkça toprağın kokusunu ve etrafımdaki manzarayı daha net hissettiğimi fark ettim. Çok keyifli bir at binme seansının ardından arkadaşlar benim aklımda bazı soru işaretleri oluştu. Aslında birazcık daha merak etmeme sebep oldu. Geleneksel Kırgız yaşam tarzını deneyimlemek için başka neler yapabilirim? Çünkü içerisine girdikçe çok daha keyifli aktivitelerin olduğunu görüyorum. Bakalım bana başka neler önerecek? Muşa hadi gel birlikte soralım. Geleneksel Kırgız yaşam tarzını deneyimlemek için nereye gitmeliyim diye soruyorum. Geleneksel Kırgız yaşam tarzını deneyimlemek için gidilebilecek bazı yerler şunlardır. Bokon, Bayavo. Isık Gölü'nde yer alan Bokon, Bayavo, geleneksel Kırgız yaşam tarzını deneyimlemek için ideal bir yerdir. Köyde geleneksel Kırgız çadırları bulunmaktadır. Yani yurtlar. Aslında bu çok keyifli olabilir çünkü bu akşam nerede kalacağımla ilgili henüz bir planım yok. O zaman arkadaşlar şimdiki durağımız belli oldu. Bokon, Bayavo'ya doğru yola çıkalım. Bu gece konaklayacağımız yurt kampımıza geldik. Hemen yurdumuzun içerisini göstermek istiyorum. Bu yurt dediğim ne Meryem diye sorarsanız şu arkamda görmüş olduğunuz çadırlar. Ben bunlara hep otağı diyorum ama bunların aslında ismi yurt. Zaten eminim tarih derslerinden de az çok hatırlıyorsunuzdur. Türkler konar göçer yaşamı benimsediği zamanlarda bu yurt kamplarında kalıyorlardı. Çünkü toplaması çok kolay ve içerisi çok sıcak. Hadi gelin içeriye girelim. Bizim yurdumuzun yanında duşumuz ve tuvaletimiz var. Hemen içeriye girdiğimizde bu tarafta tuvaletimiz var. Önce hemen tuvaleti gösterelim. Burada da lavabomuz var. Şimdi asıl yurdumuza giriş yapıyoruz. Kafalarımızı eğelim. Yurduma hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında otağıma hoş geldiniz. Artık bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gittiğim bütün glamping kamplarında tutturdum burası otağı diye. Aha işte size gerçek otağı.
gerçek yurt. Yerimiz, yurdumuz bu gece burası arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz ne kadar renkli duvarlar. Fark ettiniz mi? Bunlar neyden yapılıyor? Keçeden yapılıyor arkadaşlar. Keçenin materyali yün olduğu için içerisi de sıcak oluyor. İçeride bir ateş yaktığınızda, bir soba yaktığınızda ısıyı dışarıya göndermiyor. İçeride de 4 tane yatağımız var. Bir tane çift kişilik, 2 tane de tek kişilik. Yani çoluk, çombalak, kalabalık bir aile olarak geliyorsanız bu şekilde kalabilirsiniz. Zaten eski zamanlarda da Türkler böyle kalabalık kalıyorlarmış bir çadırın içerisinde. İçerisi sıcacık. Sobalarla desteklemişler. Çok kozi bir ortam bence. Şöyle bir yatak testi yapalım hemen. Oldukça rahat. Ben böyle kozi minik ortamları severim. Çadırı severim. O yüzden bence burada çok keyifli vakit geçireceğiz. Şimdi size birazcık da dışarıyı göstereyim. Şu arkamda görmüş olduğunuz binada restoranımız. Burada akşam yemeğimizi ve kahvaltımızı edeceğiz yarın. Nasıl biz glamping kamplarında kaldık ya. Bu da yurt kamplarının birazcık da glamping versiyonu. Daha modernize edilmiş versiyonu. Turistler geldiğinde rahatça kalabilmeleri için böyle bir yurt oluşturmuşlar. Normalde çok geleneksel versiyonları da varmış. Yani tuvaletin çok uzakta olduğu. Ama biz böyle bir yerde kalmayı tercih ettik. Tuvalette olsun yani, değil mi? Gel şuraya çıkalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Kimden medet umdum bilmiyorum. Tek bir insan dahi yok karşımda ama. Duyan varsa abone olsun. Kanala abone olun arkadaşlar. Oğlum bekliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Kırgız yurtlarına yerleştikten sonra bir başka Kırgız geleneği olan kartal yetiştiricilerinin şovunu izlemeye karar verdik. Buyurun. Tavşan, tilki, geyik gibi hayvanları avlama konusunda çok yetenekli olan kartallar Kırgız kültürünün de bir parçası. Henüz bebek yaşta yuvalarından alınan kartallar sıkı bir eğitimden geçirilerek 2 yıl boyunca avcı olarak kullanılıyor. 2 yılın sonunda doğaya tekrar bırakılarak neslini devam ettirmesi sağlanıyor. Bak bak bak, oha 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 oha. Wow. İşte böyle eğitiyorlarmış. Daha 1 yaşında olduğu için sürekli yemek istiyormuş. O yüzden sürekli vik 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 ötüyor bu arada. Kadın kartallar çok daha zeki oluyormuş. Eğitime daha açıkmış. Gerçekten olduğu gibi. Çok tatlı. Hayatımda ilk defa kartal da sevmiş oldum. Wow. Kartal gösterisinden sonra ok ve yay çıkarıp bana okçuluğun onların kültüründeki öneminden bahsetmeye başladılar. Ama ben bir dakika ya dedim. Okçuluk bizim kültürümüzde de var. Çekilin kenara, size Türk kadınlarının okçuluk yeteneğini hemen göstereyim. Sen ayağını denk al. Hadi bakalım. Gösteri için gitmiş olduğumuz bölgenin etrafında atlar ve dağlar dışında hiçbir şey yoktu. Gerçekten çok güzel vakit geçirdiğimiz bir gün olmuştu. Dağların arasında özgürce koşarak enerjimi attım ve akşam yemeği için yurdumuza geri döndük. Evet, şimdi de yurt kampımızda akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ortaya bir adet şöyle, bu patlıcan kızartması. Güzel çok ama. Güzel olmuş, çok sevdim. Tabii sebze seviyorum. Güzel. Evet, bu ne? Bu da benim söylediğim sebzeli tavuk. Yüzüm soğuktan ne hale gelmiş bakın. Tahriş olmuş. Buralarım kıpkırmızı. O kadar soğuk ki dudaklarım kupkuru. Çok garip. Uyumaya hazırız. Ben acaba geceleri soğuk olur mu diye endişe etmiştim. Çünkü burada hava geceleri arkadaşlar eksi derecelere düşüyor. O sebeple dışarıya burnunuzu bile çıkartamıyorsunuz. O yüzden korkmuştum ama içerisi çok sıcak, çok huzurlu ve çok iyi hissettiriyor. Aynı zamanda duvarlar keçi olduğu için dışarıdan çok fazla ses de gelmiyor. Ben de burada artık geceleri çok erken yatıyorum. Çünkü sabahları çok erken kalkıyoruz. Dışarıda da yapılacak hiçbir şey yok. Zaten bütün gün çok fazla enerji kaybettim. O yüzden erkenden yatacağım. Sabah köründe uyandım. Güneşin doğuşunu izlemeye gidiyorum. Konakladığımız yere 5 dakika mesafede kırmızı killerden oluştuğu için Kızıl Vadi olarak anılan bir vadi vardı. Oha, çok değişik bir yer. Hı hı. Mars'a geldik. Şuraya bakın.
Nerelere geldik arkadaşlar sabah gün aymadan? Lan Mars'a geldik. Kırgızistan'daydık daha demin. Ne ara Mars'a geldik? Arkadaşlar uyumsuz kıyafetlerimin kusuruna bakmayın. Hava çok soğuk olduğu için böyle giyindim. Allah düşeceğim ben. Oy. Çok yoruldum hem de. Şurada bir mola. Görüntü çok güzel arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Ayakkabı kırmızı. Sesim çıkmıyor, çok yoruldum. Daha çıkacağız ama. Tırmanması birazcık uzun sürse de karşımıza çıkan manzara inanılmazdı. Çok güzel olduğunu söylemişlerdi ama bu kadar güzel bir manzarayla karşılaşmayı beklemiyordum. Hem peri bacalarına benziyor hem de Amerika'daki büyük kanyona benziyor. Ben Rıza Kaptan'a benziyorum ama. Red Canyon'da güneşi doğurduk. Güneş birazcık nazlı çıktı bugün ama yine de çok güzel bir deneyimdi. Sabahın bu saatlerinde burada olmak çok keyifliydi. Özellikle bu deneyimde sizler de bana eşlik ettiniz. Daha da mutlu oldum. Böyle bir yere bir daha ne zaman gelebilirim bilmiyorum. Hep hatırlayacağım ama burayı. Şimdi de gidip kahvaltı yapalım. Gel. Ay. Kahvaltıyı çek. Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra bana Meryem Hatun diyeceksiniz. Kanalımın adını da Meryem Hatun olarak değiştireceğim. Gördüğünüz gibi Kırgızların geleneksel kıyafetlerini giydim. Her gittiğim ülkede mutlaka eğer bulabilirsem bunu yapmaya çalışıyorum. Ve ben bu kıyafeti çok beğendim. Özellikle şapkasını uzun zamandır o kadar çok istiyordum ki. Yani buraya geldiğimden beri bu kıyafeti sayıklıyorum ve bence bana çok yakıştı. Şöyle ellerimde takılarım var. Boynumda kolyem var. Şu tüylere özellikle bayıldım. Bizim Türk dizilerinde bu kıyafet Kırgız değil, bayağı geleneksel Türk kıyafeti olarak giyiliyor. Şey yani Diriliş Ertuğrul'dan bir karakterim şu anda. Yanlış mıyım? Meryem Hatun. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey mi deniyor ona emin değilim de. Meryem Hatun'um yani şu anda. YouTube boyunu yöneten kişi Meryem Hatun'dur. Tez diğer boylara haber verile. Tabii ki bu kıyafetleri giymişken geleneksel Kırgız yemeklerinden de tatmak istiyorum. Burada 5 parmak var. 5 parmak zaten ülkenin ulusal yemeği olarak geçiyor. Ve şu içerisinde görmüş olduğunuz etler at eti arkadaşlar. Her ülkeye gittiğimde mutlaka en ünlü yemeklerini tadıyorum biliyorsunuz. O yüzden burada da 5 parmağı tadacağım. Hemen burada jarkobumuz var. Bunun içerisindeki et bu sefer at eti değil. Ve sebzeler var, patates var, havuç var. Bu da çok lezzetli gözüküyor. Çok fazla et tüketiyorlar Kırgızistan'da. Ama yemekler genel olarak çok güzel gözüküyor şu anda. Ben de çok acıktım. İlk olarak tabii ki 5 parmaktan başlayacağım. 5 parmaklarını kullanarak yedikleri için ismi 5 parmak. Güzel güzel giyindik. 5 parmağımızı yemeğe sokacağız. Şimdi olacak mı ya? Tadını beğenecek miyiz bakalım? Benim 5 parmak değil, 4 parmak girdi. Yani gerçek bir Kırgız oldum mu? Bence oldum. Atati çok farklı gelmedi bana ya. Atati hiç farklı hissettirmedi açıkçası. Bildiğiniz bana... İnek eti gibi yani geldi. Hiçbir farkı yok. Bana farklı gelen 5 parmakla inek yemek. Birazcık daha az yağlı bence at eti. Öyle bir fark var. Normalde et sevmem yani. Eti ne kadar sevebilirsem o kadar okey. Zaten et sevmiyorum biliyorsunuz. 5 parmağı bıraktık hemen çatalla geçtim. Bu arada zaten Kırgızlar da çok eski zamanlarda işte bu yemek yemek için çatal, kaşık bulamadıkları için elleriyle yemişler. Şimdi hemen en ünlü yemeklerinden birisi olan jarkobu deniyoruz. Çok güzel gözüküyor. Üzerinde bol bol dereotu var. Çok severim. Bizdeki güveçe benzemiyor mu? Güveç mi? Türlü mü? Güveçe benziyor. Annem yapardı. Etimizin tadına bakalım. Bizde olan bir yemek bu ya.
Arkadaşlar biz burada Jarkob'u denerken bir anda masaya ne geldi? Kımız. Kımız ne diye sorarsanız biliyorsunuzdur da bilmiyorsanız eğer kımız at sütü. Bildiğiniz gibi bizde bir laf var. Gerçek Türkler kımız içer, ata biner. Bu video boyunca bir Türk olma simülasyonu yaşadım bence. Bizim kendi ülkemize, Türkiye'ye mal ettiğimiz her şeyi Kırgızistan'da yapabilirsiniz arkadaşlar bol bol. Bakalım kımız içtikten sonra vücudumda bir değişim olacak mı? Böyle bir gerçekten Türk kan damarlarım bu dolaşmaya başlayacak mı? Ne dersiniz? Çünkü çok şey yaptım ya. Ata bindim. Oh, kımız da içiyorum. Oh, biraz daha yoğun bir süt. Ay. Ekşi kokuyor. Kefir gibi kokuyor. Kokusu kefire benziyor. Evet, ekşi bir kokusu var. Aromatik. Hadi içiyorum. Hazır mısınız? Tırırırım, çok heyecanlandım. At etinden daha fazla heyecanlandırdı bu beni. Kırgızistan'a geleceğim ortaya çıktığından beri gerçekten kımız için heyecanlıyım. Çok değişik. Ekşi, dediğim gibi çok aromatik ve kefire benziyor. Böyle birazcık da alkollü gibi bir tadı var açıkçası. Giderken şu boğazımı yaktı. Alkollü gibi. Çok değişik. Asla inek sütüne benzemiyor bu arada. İnek sütü normalde biraz tatlı olur ya. Hayır. Yani inek sütüyle bilmem ne, keçi sütüyle falan hiç alakası yok. İçer misin bundan sonra diye sorarsanız. Vallahi bulsam içerim yani. Şimdi bunların arasında en çok hangisini sevdin diye sorun. En farklı hangisi geldi diye sorun. Doğrudur. Kımız. Kımız çok farklı. Çok farklı. Daha önce denemiş olduğum sütlerle hiç bağlantı kuramadım. Geleneksel Kırgız yemeklerini de tattıktan sonra 3 günlük Kırgızistan seyahatimizin sonuna geldik. Günlerce her şeyi planlamak yerine rastgele çıkmış olduğumuz bu yolculukta hem kendimi çok daha özgür hem de çok daha güçlü hissettim. Bart da bizim için gerçekten çok güzel yerler seçti ve güzel bir seyahat planladı. Anlık olarak ona sormuş olduğumuz sorulara çok güzel yanıtlar aldık. Ben Kırgızistan'ı çok beğendim arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda Bart da sizden gelecek olan soruları bekliyor aynı şekilde. Bu videonun altına Bartladım hashtag'iyle barda sormuş olduğunuz video fikirlerini yazabilirsiniz. Bizler de bu videodan sonra Orkun Işıtmak'la yine bir video çekiyor olacağız. Eğer çok güzel yorumlar gelirse kim bilir belki de bir sonraki videoda sizin fikrinizin videosunu çekeriz. Hepsini teker teker okuyacağım. O yüzden Bartladım hashtag'iyle yazmış olduğunuz yorumları heyecanla bekliyorum sevgili arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.